Marcus Persson, dünyanın en çok satan oyununun yani Minecraft'ın yaratıcısı. Kendisini daha çok Notch olarak biliyoruz. Uzun bir süredir sahne ışıklarından tamamen uzaklaştı. Bu videoda Notch'un sığ kariyerinin derinliklerine dalıyoruz. Video 3 bölümden oluşuyor. Başlangıç, tweetler ve düşüş. Bu yüzden Notch'un düşüşünü daha iyi anlamak için videoyu sonuna kadar izleyin. Her şey 17 Mayıs 2009'da Minecraft Preclassic sürümünün piyasaya sürülmesiyle başladı. Bu sürüm gelecekteki oyunun iskeleti olup özellik eksikliğine rağmen hıza dikkat çekti. Bu erken ilgi Notch'un oyunu daha hızlı geliştirmesiyle birlikte beta aşamasına geçildi. Oyunda büyük bir değişiklik olan düzinelerce heyecan verici özellik eklendi. Bu hızlı süreç Mojang için video oyunlarında en ikonik karakterlerden birinin doğuşuyla sonuçlandı. Creeper. Hayran kitlesi hızla büyüdükçe tüm gözler Notch'un üzerine giderek daha fazla ilgi odağı olmasını sağladı. Oyun bir tutku projesi olarak ilk amacından çıkıp gezegendeki en hızlı büyüyen bağımsız oyunlardan birine dönüşerek inanılmaz derecede büyüyordu. Notch'un omuzlarına binen tüm baskı önümüzdeki yıllarda onun için çok fazla olacaktı. Konumuza devam edeceğiz. Burada yemek sepetine parantez açalım. Yemek sepeti üzerinden 7/24 yemek siparişi verebiliyorsunuz. Gece yarısı yemek hazırlamak size zor mu geliyor? Hemen yemek sepetine giriyorsunuz. Birbirinden farklı indirimli menüler ve kampanyalardan da yararlanarak yemek siparişinizi oluşturabiliyorsunuz. İndirimlerin uygulandığı bir restorandan hemen kendimi yemek siparişimi oluşturuyorum ve sepete gittiğimde yemek sepeti sayesinde gönderim ücreti olmaksızın 68 lira yerine 60 liraya yemeğimi söylüyorum. Sizler de yemek sepeti sayesinde indirimli menüler ve avantajlı kampanyalardan faydalanmak için açıklamadaki linkleri kullanabilirsiniz. Video sponsor oldukları için yemek sepetine teşekkür ediyorum. Şimdi devam edebiliriz. Tüm bunlara rağmen Notch oyun üzerinde çalışmaya devam etti. Minecraft kitlesinin büyümesinde önemli bir rol oynadı. Bu durum onu kalıplaştırdı. Bugün bildiğimiz ve sevdiğimiz oyununda böyle olmasını sağladı. Oyuna onlarca yeni blok ve özellik ekledi. Toplulukta sürekli büyüyen hayran kitlesini geliştirdi. Notch için bundan sonrası daha da kötüleşecekti. Oyun bir sonraki büyük adamına geçmek üzereydi. Konsollarda ve mobil cihazlarda olmaya başlamıştı. Notch ise arka planda tüm bu baskıyla Minecraft hayran kitlesinin 4 farklı platformdan başa çıkıp çıkamayacağını düşünüyordu. Büyük olasılıkla Notch'u bir sonraki kararları almayı iten şey de buydu. 9 Mayıs 2012'de kamuoyu ve Minecraft topluluğu inanılmaz bir açıklamayla sarsıldı. Notch istifa etmişti. Kontrolünü Mojang'ın kurucu ortağı Jeb'e devretti. Bu hayran kitlesine şaşırtıcı bir haber olmuştu. Yakın bir zamanda bekledikleri sevinci tam olarak yaşayamadılar. Minecraft'ın Xbox 360'da yayınlanmasına kısa bir sürede kalmıştı. Bilse de bilmese de Minecraft ve Mojang'dan kalıcı olarak uzaklaştıktan sadece birkaç yıl sonra bu Mojang'da oynadığı son büyük rol olacaktı. Dev Minecraft'ın ne hale geleceğini bilmiyordu. Tüm bu baskılarla başa çıkamayacağını düşünecek olursak bu kadar erken adım atması ona göre oldukça iyi olmuştu. 2014 yılında Notch hayatıma devam edebilmem için Mojang payımı satın almak isteyen var mı tweet'i attı. Kısa bir süre sonra Microsoft'tan Mojang'ın Microsoft Stüdyoları ailesine hoş geldiniz. Minecraft topluluğunun öndeki olasılıklar için heyecanlıyız tweet'i paylaşıldı. Microsoft Notch'un Mojang'daki payını 2.5 milyar dolara satın aldı. Sonunda Notch elde etmek istediği huzura sahip oldu. Hayatının bir sonraki bölümünde hiç çalışmadan kendi başına devam edebilirdi. Kendi emeğiyle milyarder olmuştu. Aklı başında olan herkes Notch'un sonsuza dek mutlu bir hayat süreceğini düşünürdü. Ama olaylar bu kadar basit ve böyle gelişmedi. Notch halkın gözünden uzak ve 2.5 milyar dolar daha zengindi. Şöhrete kavuştuğundan beri istediği sakin ve huzurlu hayatı yaşayabilirdi. Her şey de mükemmeldi. Ama bu o kadar da uzun sürmedi. İşte Notch'un düşüşü başlıyor. Minecraft'ın yaratıcısı Notch'u kazandığı milyarlar huzursuz ediyor. Başlıklı birçok haber yapılmıştı. 29 Ağustos 2015'te Notch Twitter'da her şey sahip olunca denemekten vazgeçiyorsunuz. Bu büyük rakamlardan sonra insanlarla olan iletişimimde dengesiz bir hal aldı açıklamasında bulunmuştu.
Mojang şirketinin satışından hemen sonra Notch, daha kişisel projelere odaklanmak adına şirketten ayrılma kararı verdiğinde belirtmişti. 2017'de Notch, insanların çok olağan dışı bulduğu bazı garip ve endişe verici şeyler tweetlemeye başladı. Bu kendisine karşı oluşan büyük tepkilerin sonucunda Microsoft'un Notch ile tüm bağlarını kesmesine neden oldu. Bir zamanlar yaptığı kendi oyunu ondan tamamen bağımsızlaştırılıyordu. Jenerikteki adı Marcus Persson kelimenin tam anlamıyla kaldırıldı. Bu olaydan sonra herkes kendi yoluna devam etti. Notch'un tüm kararlarından hafif pişmanlık duymaya başladığı dönemde buydu. Herkes normal olarak oyun oynamaya devam etti. Zaman geçtikçe oyun daha iyi ve daha güçlü marka değerine sahip oldu. Finalde ise son zamanlarda 100 milyondan fazla kopya satarak dünyanın en çok satan oyunu olan Tetris'i geride bıraktı. Bu büyük olasılıkla Notch'un kararlarından pişmanlık duymaya başladığı ve dünyanın en popüler oyununun oyun geliştiricisi olduğu hayatı özlemeye başladığı andı. Dünyanın en çok satan oyununu yaptığınızı ve sonra oyundan kaldırıldığınızı hayal edin. Tarihler 21 Aralık 2018'i gösterdiğinde sadece fragmanıyla ortalığı çalkalayan Hytale hakkında şu tweet'i paylaştı. Hytale tam olarak Minecraft'a benziyor. İlk başta oyunu kopyalayarak para kazanmaya çalışan biri olduğunu ve bu konuda yorum yapmamam gerektiğini düşündüm. Ama sonra bunu Minecraft oynayan ve mod yapan insanların tarafından geliştirildiğini duydum. Şimdi oldukça heyecanlıyım. Bu tepkisiyle Minecraft'tan kazandığı parayla Minecraft'a rakip olabilecek bir oyuna destekte bulunacağı düşünüldü. Ama bu ihtimal sonrasında tamamen imkansızlaştı. Çünkü Hytale, League of Legends ve Valorant oyunlarının sahibi Riot Games tarafından satın alındı. Notch büyük olasılıkla tüm kararlarından pişmanlık duyuyor. Bugün oyuna baktığımızda yeni insanlar çeken güncellemeler ile popülaritesini kaybetme belirtisi göstermiyor. Notch ise Minecraft oyununa olanların tam tersi. Günden güne yavaş yavaş ortadan kayboluyor. Ama bilinmesi gerekir ki Notch son zamanlarda ilginç bir şeyler de yapıyor. Çılgın tweetler atmayı bıraktı ama bazı farklı şeyleri tweetlemeye devam ediyor. Üzerinde çalıştığı yeni şeyin videolarını ve görüntülerini düzenli olarak tweetliyor. Ne üzerinde çalıştığını merak eden meraklı hayranlarına şifreli mesajlar gönderiyor. Bildiğimiz kadarıyla tutkusunun oyun geliştirmek olduğunu anladığı için yeni bir oyun geliştiriyor. Belki bir gün kendi yarattığı Minecraft'a rakip olabileceğini de umuyor olabilir. Kendisini 10 yıl sonra tamamen unutacağımızı düşünüyorum. Önceden Golden Apple'lar Notch Apple'dı veya oyun üzerinde birçok izi olan bir kişiydi. Ama şimdi Minecraft'a baktığınızda Notch'a dair herhangi bir iz bulamazsınız. Evet, bu video bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Desteklemek için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu konularda görüşlerinizi merak ediyorum, yorumlara yazarak katkıda da bulunabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.